Yaz aylarının en sıcak günleri ve bir dağ evinde kalıyorsunuz. Muhtemelen geceleri en büyük kabusunuz sivrisineklerin bütün vücudunuzu ısırması olacak. Bir sabah kalktınız ve gece deliksiz bir uyku çektiğinizi fark ettiniz. Vücudunuzu kontrol ettiniz, bir tane bile sivrisinek ısırığı göremediniz. Yüzünüzde ani bir sevinç belirdi. Daha sonra dışarı çıktınız, ağaçların ve derenin kenarına indiniz. Kısa kollu ve terlikli olmanıza rağmen kollarınıza ve ayaklarınıza hiç sivrisinek gelmiyor. Sanki bütün sivrisinekler yok olmuş gibi. Biraz daha zaman geçirdikten sonra gerçekten bütün sivrisineklerin yok olduğunu fark ettiniz. İlk düşünceniz ne olurdu? Artık rahatsınız. Geceleri rahat bir uyku çekecek, gündüzleri ise rahatlıkla gezebileceksiniz. Ancak bunları düşünürken sivrisineklerin dünyamıza olan faydaları hiç aklınıza gelmiyor. Ya da sivrisineklerin yok oluşunun insanlığı korkunç bir şekilde tehdit edeceği. Sahi gerçekten sivrisineklerin dünyamıza faydaları var mı? Ya da yok olsalar dünyada nasıl bir yıkım ve kaos olurdu? Bir süre sivrisineklerin yok olmasının keyfini sürdükten sonra muhtemelen bundan sonra ne olacağını düşünmeye başladınız. Sivrisinekler tamamen yok olsaydı ne olurdu? Yaz aylarının baş belası olan sivrisinekler gece uykuları kaçırmasıyla ünlüdür. Bununla da kalmıyor. Kanımızı emerek ısırdıkları yerde dayanılmaz bir kaşıntıya ve kızarıklığa sebep oluyorlar. Bu baş belası gibi görünen sivrisineklerin dünya üzerindeki ekosisteme sağladığı katkıları araştırdık. Evet, sivrisineklerin dünyamıza muhteşem faydaları var. Ya da daha doğrusu yok olurlarsa korkunç zararları. Peki, biz insanlar açısından görünürde ısırmaktan, rahatsız etmekten başka bir numarası bulunmayan bu canlı türünü tamamen ortadan kaldırmak gibi bir imkanımız olsaydı bunu gerçekten yapar mıydık? Eğer yaparsak sonuçlarına da katlanmamız gerekecek. Yahu sen hangi sonuçtan bahsediyorsun? Sivrisinekler sıtma hastalığını bulaştırıyorlar. Onlar olmasa sıtma da olmazdık diyebilirsiniz. Doğru. Sıtma hastalığı her sene dünya çapında 247 milyon kişiye bulaşıyor ve ortalama 1 milyon kişiyi de öldürüyor. Sivrisinekler sarı humma, dank humması gibi birçok virüsü de yayarak çok büyük bir sağlık sorunu ve mali yüke sebep oluyorlar. Ancak tamamen yok olsalardı bundan çok daha büyük yıkımlar olacağı aklınıza belki de gelmedi. Dünyada yaklaşık 3500 tane sivrisinek türü bulunuyor. Oldukça çoklar. Aşağı yukarı her kıtada yaşarlar ve çok sayıda ekosistemde önemli rolleri var. Araştırmalar, sivrisineklerin gezegenimizde 100 milyon seneden fazla bir zamandır var olduklarını gösteriyor. Ve sadece bir sivrisinek türünün yok olması geriye avcısı olmayan bir yırtıcı hayvan bırakabilir. Avcısı olmayan yırtıcı bir hayvan. Gerçekten kulağa korkunç geliyor. Böcek, örümcek, kertenkele ve kurbağanın pek çok türünün en önemli besin kaynağı sivrisinekler. Dolayısıyla bu hayvanlar yiyecek bulmakta oldukça zorlanacaklar. Önce buldukları bütün küçük canlıları tüketmeye başlayacaklar. Belki işimize gelir, haşerelerden de kurtulduk diyebilirsiniz. Ancak bu sefer evinizdeki misafir parkenin altında saklanan böcekler değil, çöp kovasını karıştıran kertenkele, kurbağa gibi hayvanlar olacak. Kurbağa, böcek ve kertenkele gibi canlıların yiyecek bulmak için şehre inmesi, beraberinde onları avlayan yılan gibi hayvanları peşinden sürüklemesinin yanı sıra her evden, hatta restoran ve kafelerden bu canlıların çıkması hayatı yaşanmaz kılacak. İçinizden bazıları böcek ilacı, sinek ilacı, elimize geçen bütün haşere ilaçlarını kullanarak o hayvanları da biz kovarız, hatta öldürürüz diyebilir. Ancak şunu unutmayın ki, bu dediğinizi yaparsanız ekosistemi daha da bozmuş olacaksınız ve geriye aç kalmış daha büyük canlılar kalacak. Yiyecek bulamayan yırtıcı hayvanlar şehre inmeye başlayacak. İnsanlar sokağa çıkamaz hale gelecek. Çünkü her an vahşi bir hayvan tarafından parçalanma riski var.
Eğer bunu göze alıyorsanız dışarı çıkabilirsiniz. Ancak dışarıda tam bir vahşi yaşam ve kaos ortamı olduğunu bilin. Çünkü olaylar çığırından çıktı. Artık şehri saran yırtıcı hayvanlara hayvan dernekleri değil, silahlı güçler müdahale etmesi gerekiyor. Dışarıda tam bir savaş var ve hayat durma noktasında. İnsanlar vahşi hayvanlara yiyecek olmamak için yiyecek bulamıyorlar. Ancak böyle giderse bir süre sonra hayatta kalamayacaklar. İnsanların ve devletlerin gücü belki bir süre sonra kaosu bitirmeyi başarır. Ancak bunun ne kadar süreceği belli olmaz. İşte bütün bunlara sivrisineklerin bir anda yok olması sebep oldu. Eğer elinize sivrisinekleri bir anda yok etmek gibi bir imkan geçerse, tavsiyem yok etmeyin. Çünkü inanması her ne kadar zor gelse de bunların hepsi ihtimal dahilinde olan durumlar. Diyelim ki dünyada böylesine büyük bir yıkım ve kaos gerçekleşmedi. Hadi biraz daha polyannaca olalım. Yırtıcı hayvanlar şehre inmedi diyelim. Peki, çikolatasız bir hayat düşünebiliyor musunuz? Sadece çikolata değil, bundan sonra kakao ve kakaolu hiçbir şey artık dünyada yok. Ne alaka diyebilirsiniz. Ancak sivrisinek olmadan sadece kakao değil, binlerce bitki tozlayıcılarını kaybeder. Dolayısıyla bu bitkiler yok olmaya mahkum olur. Bunlardan en çarpıcısı ise kakao bitkisi. Yani sivrisineklerin yok olması çikolatasız bir dünya manasına gelebilir. Pek çikolata düşkünü değilseniz yine de hayat biraz sıkıcı hale gelebilir ancak idare edersiniz. Ancak büyük bir çikolata düşkünüyseniz acilen çikolataları stok yapmaya başlayın ya da alternatif bir şeyler bulun. Yoksa hayat sizin için çekilmez olur. Bitmek bilmeyen çikolata krizlerine hazır olun. Ya da moraliniz bozukken sizi anında mutlu edecek bir çikolata artık yok. Sofranızı süsleyen çikolatalı pastaları, kekleri, tatlıları da unutun. Ama her şeye rağmen size faydası dokunacak bir tarafı da var tabii ki. Artık çok daha rahat kilo verebileceksiniz. Hamile kadınlar da bu süreçte oldukça zor günler geçirebilir. Ya da çikolata yerine başka şeyler aşermenizi tavsiye ederim çünkü o artık yok. Sivrisineklerin yok olmasının verdiği zararların sadece birkaç tanesini anlattım ancak o bile yetti. Görünüşte hiçbir faydası olmayan ve hatta insanoğlunun yaz aylarındaki en büyük kabuslarından biri gibi görünen, minicik bir varlık olan sivrisineklerin aslında dünyamızı ne büyük felaketlere karşı koruduğunu da hayretler içerisinde öğrenmiş olduk. Çok gereksiz gibi görünen bir sivrisinek türünün dahi dünyadan yok olması, birçok hayvanın ve hatta bitkinin dünyadan yok olması anlamına geliyor. Bence dünyaya gelmiş hiçbir canlı gereksiz değil. En küçük canlının bile, biz bilsek de bilmesek de ekosistemde belli başlı önemli yerleri var. Sonuç olarak, geceleri kabusumuz olan sivrisineklere karşı daha müsamahakar olabiliriz. Artık yazın en sıcak günlerinde bir dağ evinde yaşıyorsanız, bu videodan sonra sivrisineklere karşı bakış açınızın değişeceğini ve onlara karşı daha sevecen ve sabırlı olacağınızı düşünüyorum. Ama yine de sevecen olma konusunda çok büyük şüphelerim var. Ondan pek emin olamadım. Bence sivrisinekler bin yaşasın ama bize bulaşmasın. Peki siz ne diyorsunuz? Yok olsunlar mı, olmasınlar mı? Diğer videolardan haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olabilir, öneri ve sorularınız için Instagram hesabımı takip edebilirsiniz.